ısmarladık. Darısı başınıza. Yolun açık olsun. Eyvallah. Asım biraderime mahsus selam ederim. Sana her bir yardımı yapacaktır. Pınar gazinosu Beyoğlu dedin mi kolayca bulursun. Yolun açık olsun evlat. Sağ ol. İyiliğini ben de Ayşe de unutmayacağız. Ben unuttum bile. Eyvallah Mustafa. Selametle. Senin yardımın olmasa Ayşe ile kavuşamazdık biz. Düğünümüzde ilk davetli sensin. Şahidim, sadıcımsın. İnşallah. Yaşamanın kanunu mu bu? Bıktım artık yaşamaktan. Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Ah, bu yalnızlık, bu dertler. Bir dakika. Pınar gazinosu varmış Beyoğlu'nda, nereden gidilir? Patron istiyor seni. Konuşacakları varmış. Açın yolumu hayvan herifler! Lafını bil, uğraştırma bizi! Defolun! Cemil denen köpeğe de söyleyin, sabrımı tüketmesin! Yürü bakalım! Bırakın be! Derdini patrona anlatırsın, yürü! Bırakın dedim lan, bırakın! Biraz ağır olun bakalım! Zorla kadın götürülmez, ayıptır! Karışma sen! Ayıptır dedim, dağ başım burası, bırakın! Akşam akşam bir de seninle uğraşmayalım, hadi al altını! Gelmek istemiyor, zorbalıklı hayvan bile götürülmez! Git dedik lan! Hadi, atlayın arabanıza, tüyün buradan! Ecelini kendin aradın! Görüşeceğiz elbet! Ecel sizlerseniz ölmem! Uyuz herifler, atlayın arabanıza dedim! Teşekkür ederim. Boşluk kalmak istemem.
Ne sana, ne de bir başkasına. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardım. İster kadın, ister erkek olsun. Sakla paranı, sana lazım olur. Bir dakika. Bir gün gelirsen, beni ararsan çok sevinirim. Yardımını hiç unutmayacağım. Hoş geldiniz. Ahmet Bey. Niçin döndünüz? Bir şey mi oldu? Evet, gelin benimle. Cemil'in adamları yolumu kesti. Genç bir adam, son anda kurtardı beni. Bir gün burayı da basmaya kalkışabilir. Garsonlara, kapıcı ağzıma, şef garsona talimat ver. Gazinoda yatıp kalksınlar bu ara. Emredersiniz. Sen de ayrılma başlarından. Merak etmeyin. Cemil böyle bir deliliğe kalkışacak olursa burnundan gelmeli. Perişan olmalı, tövbe etmeli. Köpek herifler! Yüreksiz sokcanlar! Ben de sizlere adam sanıp iş yapmaya kalkışıyorum. Her şey tamamdı patron. Arabasından çekip indirmiştik. Sersemin biri aramıza girdi. Laf mı ulan bu? Bir kadını elinden tutup getiremediniz. Bir salağın hakkından gelemediniz. Boşuna mı besliyorum sizleri? O Serap denen karıyı döve döve getirmeyin de göreyim sizi. Erkekseniz kaçıp kurtulun elimden. Banyoyu hazırlayayım mı efendim? Hayır. Köye gitmekten vaz mı geçtin? Hayır, bayram diye vasıtalarda yer bulamadım. Yarın sabah inşallah. 15 gün izinlisin, fazla gecikme. Gecikmem, sağ olun. Şükrü Pekmet ediyor seni. Sağ olsun. Az önce gelmiş olsan, buranın sahibiyle tanıştırırdım seni. Şimdi gitti. Yarın öğleden sonra geleceksin. Ben konuşur, bahsederim senden. Hayırsever insandır sağ olsun. Benim de hatırımı kırmaz. İşe girmiş say kendini. Böyle bir hayat, böyle kavgalar, düşmanlıklar... 15 yıl önce aklımdan bile geçmiyordu. Her şey babamın hastalığıyla başladı. Demir yollarında işçiydi babam. Kıt kanaat yaşıyorduk. Gene de mutlu, gelecek için ümitlerle doluydum. Benim için hayat o felaket gecesinde babam gibi ölmüş sönmüştü. Bir daha dirilmeyecek, gülmeyecek, karanlık bir uçurumda yaşayacaktım artık. Babamın hastalığı elimizde avucumuzda ne varsa götürmüştü. Para eden bir iki eşyamızı da satmıştık. Yokluğun, açlığın pençesindeydik. 2 aydır ev kirası bile verememiştik. Bir şeyler yapmaya, anneme, kardeşime, kendime bakmaya mecburdum. Üçümüzü de geçindirecek bir iş arayıp, gene bulamadığım bir gün... Nusret abiyle karşılaştım. Yakın zamana kadar mahalle komşumuzdu. Zengindi, saz salonu vardı. Babamın ölümüne üzülmüş, bizlere yardım etmek istiyordu. Salonunda çalışacak olursam, istediğim kadar para verecekti bana. Şaşkınlığımdan ne diyeceğimi bilemedim. Hayattan büyük bir aşk, mutlu bir yuva... altın kalpli güzel çocuklar bekleyen Serap... bütün hayallerini unutacak... bir saz salonunda şarkı söyleyecek, dans edecekti. Nusret abi 3-5 gün ders aldırdı bana. Fazlasına lüzum yok, sahnede pişersin dedi. Ondan sonrası bir kabustan arta kalmış parçalardı benim için. Bu kabusun içinde bir de Nusret abinin kardeşi Cemil vardı. Abinin bana yakınlık göstermesinden, yardım etmesinden hoşlanmamıştı. Çekindiği için ses çıkartamıyordu ama... ilk andan beri bana düşman kesildiği belliydi. Nusret abi ilk elde birkaç bin lira vermişti bana. Borçlarımı ödemiştim. Evimizin ocağı tütüyor, sobası yanıyor, karnımız doyuyordu. Alışmaya, hayata tekrar gülümsemeye başlamıştım.
Fakat bir gün ummadığım bir hadiseyle karşılaştım. Nusret abi bana sahip olmak istiyordu. Mücadelem kâfi gelmedi. İstediğine nail olmuştu. Benim için Nusret abi değildi artık, onun metresiydim. Kader bu oyunu da oynamıştı bana. Soğuk, açlık, parasızlık bitmişti artık. Kapımıza alacaklılar gelmeyecekti. Annem de, kardeşim de korkusuz yaşayacaklardı. Şehir dışında bir yalı almıştım onlara. Orada mutlu yaşıyorlardı. Meral Kolej'de yatılı okuyordu. Onları mutlu edebilmek kaybettiğim her şeye bedeldi. Kazancımız gittikçe artıyor, saz salonu küçük geliyordu artık. O küçük salonu Rıdvan isminde birisine sattık. Üstüne para ekleyerek büyük bir gazino satın aldık. Nusret, kardeşi Cemil'in hissesini vermiş, ortaklıktan ayrılmıştı. Cemil de başka bir gazinonun sahibi olmuştu. Seneler birbiri ardından geçip gidiyordu. İçimde yarım kalmış hasretle kardeşimin okumasını istiyordum. Meral okuyacaktı. Tertemiz bir aşkla sevecek, evlenecek, yuva kuracak, mutlu olacaktı. Fakat hayat apansız bir acıyla omuzlarıma bir daha çökmüştü. Gazino müdürünün söylediklerini anlayamadım önce, inanamadım. Bir araba kazasına uğramıştı Nusret, kurtaramamışlar hastanede ölmüştü. Gazinoyu bütün haklarıyla bana bırakmıştı. Matemle geçirilecek vaktim yoktu. Gazinonun sahibesiydim artık. Gayem, işleri Nusret'in zamanındaki gibi devam ettirmekti. Ama çilem hala dolmamıştı. Cemil gazinoyu elimden almak istiyor, tehdit ediyordu beni. Nusret'e 15 senemi, bütün gençliğimi vermiştim. 15 yıl geceli gündüzlü çalışmıştım. Çoktan hak etmiştim burayı. Üstelik Nusret de gazinoyu bana bırakmıştı. Hakkımdan vazgeçmeyecek, ne pahasına olursa olsun Cemil'e kaptırmayacaktım. Uyanıp seni bekleyecektim, her bayram sabahı gibi. Öyle güzel uyuyordun ki, uyandırdığıma üzüldüm ama ne yapayım, dayanamadım. Çok özledik seni, annemle bütün gece andık. Aç bakalım, beğenecek misin? Sağ ol ablacığım, Allah hiçbir bayramda seni bizden ayırmasın. Yavrum, hoş geldin kızım. Anacığım benim. Canım. Bayramın mübarek olsun anacığım. Amin yavrum, cümlemize hayırlı uğurlu olsun kızım. Yeter oralarda yorulduğun, bir gün olsun dinlen. Yorulmuyorum ki. Hadi git salonda otur.
Ne olur ablacığım, biz hazırlarız her şeyi. Evimde sizlerle beraberken yaşadığımı anlıyorum. İkinizle çalışmak, yemek pişirmek, sofra kurmaktan daha büyük mutluluğum yok. Hadi durmayın! Açlıktan ölecek gibiyim! Eline sağlık anacığım, baklava nefis olmuş. Afiyet olsun! Neral de senin gibi. Haftada bir gün geliyor, hiçbir iş gördürmüyor bana. Emeklerin boşa gitmedi. Çok şükür! Sen kendini ne zaman düşüneceksin? Ne zaman kendin için yaşayacaksın? Birkaç sene sonra. Üçümüze de yetecek kadar birikmiş paramız olmalı. Ömrünün en güzel zamanları daha mı kıymetsiz? Evlenmelisin artık, anne olmalısın. Bizler için yorulduğun, helak olduğun yetişmedi mi? Meral'i düşünmeliyiz önce. Bu sene mezun oluyor. İki senelik stajı için de İngiltere'ye göndereceğim. Döndükten sonra önce o yuva kuracak. Sonra da ben. Sen abla değil, bir meleksin! Bir annem de sensin ablacığım! Efendim? Dün gece bedavaya kurtulmuşsun ama sevinme! Anandan doğduğuna pişman edeceğim seni! Boşuna uğraşma! Her tarafın bela olsa vız gelirsin! Ya gazinoyu teslim edeceksin, ya da leşin çıkacak oradan! Abimin malını yemeyeceksin! Kan kusturacağım sana! Benden günah gitti, bilmiş ol! Abine 15 yıl hizmet ettim! Kadınlık ettim namusumla! Buraya hayatımı verdim, alnımın teriyle kazandım! Benden de günah gitti, ölümüne karşındayım! Az önce geldi, senden bahsettim! Sağ ol! Bekliyor! Hadi hayırlısı olsun! Geldi memleketlim. Hemen görüşü verecek misiniz, yoksa beklesin mi? Gelsin. Akrabam kadar yakındır. Kendisine her hususta kefilim. Olsa yapar evvelallah! Komilik, temizlikçilik, ahçı yamaklığı yapmamalı! Doğru dürüst bir iş vereceğim kendisine! Otelden çık! Sahnenin altında bir odamız vardır, orada kalırsın! Bana iyiliği dokunmuştu! Bu kadar çabuk ödeştiğimize çok sevindim! Borç ödeme olarak kabul edilen bir işe giremem! Affedersiniz! Orhan! Buraya gel! Buraya gel diyorum sana! Akşam güneşi bırakıp gitmişti. Beni sen sevdin.
aşkımı dinler de gözümü yollarda kimsesiz bıraktım şu gurbet ellerde sanki kara bulut seni saklıyor benden. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Yine gölgelendi akşam güneşi. Ne güzel sesi vardı Demir abi ya, tabii. Çocuklar, Serap Hanım geliyor. Buyur abla. Buralarda şarkı söylüyordu birisi. Neredeydi, gördünüz mü? Bizimle beraberdi. Sofra kuruyorduk. Geçerken görmüş, imrenmiş. Buyur ettik elbet. Bir iki kadeh içti, bir de şarkı söyledi, soluğumuzu kesip gitti. Kimmiş? Adı neymiş? Ne iş yapıyormuş? Söylemedi. Daha önce gördüğümüz, tanıdığımız biri değil. Muhakkak bu sesin sahibini bulmam lazım. Gazino için mi düşünmüştün? Böyle biri sahneye çıksa ortalığı kırıp geçirir vallahi. Geçen gün gördüğümüz organize tuvalet olacak değil mi? Evet, çok beğenmiştin o gün. Canım ablacığım! Başlama gene! Çocuk değilsin artık! Oo, pek şık, pek güzelsin anacığım! Bugün de mi olmayayım yavrum? Niçin kimseler yok? Arkadaşların nerede? Doğum günümü sadece seninle, bir de annemle kutlamak istedim. Ben çocuklaştım galiba. Durma hadi! Söndür bakalım! Bir dilek tut içinden, bu anda mutlaka kabul olunurmuş. Allah'ım! Ablamla bize güzel bir gün daha ver, çocukluğumuza dönelim. Ablam, bana yaşattığı gibi mutlu, varlıklı bir çocukluk yaşasın. Duan kabul oldu. Bugün seninle yaşayamadığım çocukluğumu yaşayacağım. Thank you.
İyi geceler, iyi işler ablacığım. Hoş geldin Rıdvan. Tam zamanında geldim. Sağ ol, var ol. Ama bu gelişim para için değil. İşler zayıf gitti mi gene yardımına sığınırız. Şimdi hayırlı bir haberim var sana. Ne gibi? Dansöz Neslihan gibi, onu da ben tavsiye etmiştim sana. Zirveye çıkmıştı. Bu defa da birisi var. Gelip dinlemelisin. Yeminle sana böyle ses, böyle şarkılar cihanda daha önce duyulmuş olamaz. Bizim dükkanda kaybolmasın, ziyan olmasın diye geldim sana. Sen de bir zahmet ediver be ablacığım. Dertliyim, derdim dünyadan büyük. Meyhane evim, sarhoşlar dert arkadaşım. Elimde sigaram, dumanda bir başka yük. Anam da babam da sensiz şarap, meyhaneci bir tek sırdaşım. Geçti artık değil mi bizim, bizim neşemiz her şeyimiz? Hayat ızdırap, benik kahve, kahve değil mi? Her yudumda damla damla artan kederimiz. Gün gelir de meyhaneyi mezar yapar değil mi? Mezar yapar değil mi? Bir gün içki doğu vücudu musalla taşıda. Sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi, nasıl sevdiğimi. Söylediğin o güzel şarkı kimin? Benim bestem. Bu kadar ustaca saz çalmayı nereden öğrendin? Kendi kendime. Nerelisin? Neredeydin şimdiye kadar? Hapishanede. Mahpustum. Ne için? Suçun neydi? Bir arkadaşım kız kaçıracaktı. Yardıma ihtiyacı vardı. Başına gelecek, ne olursa olsun başkalarına yardım etmeden duramıyorsun. Geçenlerde bir akşam şarkını dinlemiştim. Hemen aradım seni, bulamadım. Niçin aradın? O sazı çalanı, o şarkıyı söyleyeni sahneye çıkartmak için. İnsan bazen kendi değerinin farkında olmaz.
Benim ömrüm bu mesleğin içinde geçti. Senin yerin ufacık saç salonları değil. Benim gazinomda çalışacaksın. Niçin gazinoda çalışmamı istiyorsun? Sesin, sazın, bestelerin bu kadar güzel olunca niçin en iyi yerde çalışmayasın? Beni bu kadar düşünmenin sebebi ne? Kendimi de düşünüyorum. Güneş gibi yükseleceğini, parlayacağını biliyorum. O zaman ikimiz de kazanacağız. Dokunsam düşecekmiş gibi. Gel de kurtar beni benden. Sanki ölecekmiş gibi. Sardı kollarımı dert çemberi. Kader tuzağına düşmüş gibi. Bir yanda hayal kavgası var, bir yanda aşkın ızdırap. Tek başıma nasıl yaşarım ben, dindirecek sensin bu azap. Gel beraber çıkalım bu yollara, yalnız çekilmiyor dünyanın kahri. Ağlamak mı, yoksa ızdıraptan zevk almak mı? Ölmek desem kolay değil, bilmem benimkisi yaşamak mı? Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip ağlamak mı? Bir yanda hayat kavgası var, bir yanda aşkın ızdırap. Tek başıma nasıl yaşarım ben, dindirecek sensin bu azap. Gel beraber çıkalım bu yollara, yalnız çekilmiyor dünyanın kahri. Peşindeyiz. Ya gazinoyu vereceksin ya da canını. Yürüyün çocuklar. Orhan! Orhan! Thank you.
seni seviyorum. İlk günden, ilk andan beri seviyorum. İnan, ilk aşkımsın benim. Sevmenin ne demek olduğunu sen öğrettin bana. Affet. Benim yüzümden sana saldırdılar. Daha ilk gecende böyle bir şey olsun istemezdim. Bu halinle sahneye çıkamazsın. Yüzünün bu hali geçinceye kadar İstanbul'da da kalma. Seni uzak bir sayfiyeye göndereceğim. Benim halledecek işlerim var. Bitirir bitirmez geleceğim. Sana koşacağım. Yine zahmetlere, masraflara girmişsin. Meral döndüğü zaman pek sevinecek. Bir yere mi gitti? Mektep arkadaşlarıyla kamp yapacaklarmış birkaç gün, ani karar vermişler. Telefon etti sana izin almak için ama bulamadı. İmtihanlardan bunalmıştı. Çoktan hak etmişti bu tatili. Çocuklar, sıra oyunumuza geldi. Kuralları biliyorsunuz. Biliyoruz. Ben başlayacağım. Devamını içinizden birinden isteyeceğim. Bilmeyen, söylemeyen cezaya çarptırılacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Cezaları sonra beraberce kararlaştıracağız. Başlıyorum. Bak kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim. Neşe getirdim sana, al kardeşim. Ye iç, gül oyna. Hadi, hadi devam, devam. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim. Feda olsun canım yoluna, tap kardeşim. Tüm in... Tap kardeşim, tüm insanlara. Dünyaya geldik bir kere, kanı bırak, her gün bu şarkını söyle, sevdikçe güler her çehre. Amaçlar hep bir olsun, kalpler birlikte, dünyaya geldik bir kere, kavgayı unut, her gün bu şarkını söyle, sevdikçe güler her çehre, mutluluklar bir olsun, acı birlikte.
gelecek birisini buldum. Evet çocuklar, ne ceza verelim? Gördüm. Bir gerçeği gözlerinde gördüm gözlerinde. Bir hevesle girip bir arzu devir. Sevgilin budur seninse dedim gözlerinde. Aşkın hasretten zehir olmuştu. Dünyadan bir zevk almıyordum. Sen de baktın gibi bana vefasız olma sevgilim. Ömrümce aradım seni yaşla dolmasın gözlerim. Her arzumun ötesinde rüya gibi hep sen vardın. Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim. Hasretim sensin, tek çaremsin. Oh, yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim. Alo, buyurun. İstanbul arıyor. Nasılsın sevgilim? İyiyim, çok iyiyim. Sesini duymak öyle güzel ki benim için. Çok özledim seni. İşlerim bitiyor, bir iki gün sonra geleceğim. Kavuşacağız. Uykudan uyandırdım herhalde. İyi geceler sevgilim. Ben de hep seni düşünerek uyuyacağım. İyi geceler. Gördüm gözlerim
Dişimden tırnağımdan arttırdığım bütün param bu kadar. 400.000 lira. Gazinoyu veremem. Orası ekmek kapım. Fakat gene para getireceğim sana. Bizi rahat bırakacaksın. Anlaşıldı. Herife tutuldun. Aşıksın. Yoksa pençelerin sökülmezdi senin. Evet. İlk defa seviyorum. İlk defa mutlu olmak, kavgasız belasız yaşamak istiyorum. Hayatın ilk defa bir değeri var benim için. Kendisine mi, yoksa sesine mi aşıksın o herifin? Orhan'ın hayatı benim canımdan çok daha kıymetli. Ona en küçük bir kötülük edenin eceli olurum, unutma! Abinden sonra hayatıma giren ilk erkek. Evleneceğim. Orhan'la mutlu olmak için yaşayacağım artık. Hakkındır. Alo! Odası cevap vermiyor efendim. Çıkmış olacaklar. Gelince söyleyin lütfen beni arasın. Serap dersiniz. Yarın sabah. Erkenden. Güneş doğarken. Gene burada. Burada. Buyurun. Aşk olsun, hiç aramadın beni. Otele haber de bıraktım. Yeni döndüm, arayacaktım. Aramana lüzum kalmadı sevgilim. Yarın sabah geliyorum. Ben dönüyorum. Sıkıldım buralarda. Hem çalışmak istiyorum artık. Çok iyi olur Orhan. Sana söylemek, üzmek istemiyordum. İlk geceden sonra sahneye bu kadar ara vermen doğru değil. Bir an evvel başlamalısın. İleride beraberce tatil yaparız. Daha da uzaklara gideriz. Baş başa. Dönmeni bekliyorum sevgilim. Zaman... Nerede göreceğim seni? Sen döner dönmez buluşacağız. Öyleyse cumartesi günü. Öğleden sonra. Saat 3'te. Fenerbahçe Körfezi'nde bekle beni. Küçük koydaki fenerin ucunda. İlk ayrılığımız. Son olacak. Seni çok seviyorum. Ben de, delicesine. Sevgilim. Önce sahnenin kenarlarını, ön taraflarını boyayacaklar. Sonra da bütün kapıları, bütün pencere pervazlarını. Akşama kadar yetiştiremezler. Yarın da devam ederler. Orhan'a mükemmel bir gala gecesi daha yapmalıyız. Emredersiniz.
Orhan! Seni nasıl özledim bilemezsin. Sana sarılmak, senin yanında olmak, sana kavuşmak ne güzel bir sevinçmiş Allah'ım. Döndüm. Dün akşam. Annem nerede? Mutfakta, yemek yapıyor. Dur bakayım sana. Tatil çok yaramış, daha güzelleşmişsin. Sayende ablacığım. Bu tatili bile sen olmasan yapamazdım. Birkaç gün daha kalsaydın keşke. Çok bile kaldım. İple çektim dönüşü. Niçin? Eğlenmedin mi yoksa? Yoo, çok eğlendim. Harika günlerdi. Bilemezsin ne kadar mutluyum. Belli. Kavuşabilmek için çırpınıyordum. Üç gündür hep bu dakikanın mutluluğunu düşünerek yaşadım be. Senden ayrı kalmak ölümden beter bir şeydi. Mutluluk seni tanımakmış meğer. Yaşamak seni öylesiye sevmekmiş. (Gülüyor)
Ayrıldığımız an acılar çekmeye başlıyorum. Ben de. Seni tekrar görünceye kadar karanlık, ışıksız, ümitsiz bir dünyada yaşıyorum. Senden bir an bile ayrı kalmaya tahammülüm yok artık. Benim de. Ailemle tanıştıracağım seni. Bir an önce tanışmalıyım, evlenmeliyiz Meral. Karım olmalısın. Şuramda bir eziklik duyuyorum. Niçin anne? İnsan sevdiğinden ayrı olunca böyle olur yavrum. İlk defa mutluyum anne. Ondan evleneceğim. Bütün yüreğimle mesut olmanı dilerim yavrum. Sen bunu çoktan hak ettin. Canım ablacığım, şeker ablacığım, bir tanecik güzel ablacığım. Dur, soluk alayım. Seviyorum. Bütün kalbimle, bütün varlığımla seviyorum. O da beni seviyor. Hayırlı haberler günüymüş bugün. Ablan da seviyormuş, o da evlenecekmiş. Sahi mi? Kim bu bahtiyar adam? Kaç yaşında? Yakışıklı mı? Sarışın mı, esmer mi? Tanıştıracağım sizlere. Bakalım beğenecek misin? Mutlaka mükemmel bir erkektir. Çok sevindim. Mutlu olman için yıllardır dua ediyordum. Senin de yanılmadığını biliyorum. Dürüst, karakterli, sana layık birisini seçtiğine eminim. Canım ablacığım! Gözünüz aydın sevgilim. Yarın akşam yemeği bekliyorlar seni. Hayatımın en büyük müjdesi bu. Şu anda mutluluğumun sonsuzluğunu senin kadar hiç kimse anlayamaz. Yarın akşam o kadar uzak geliyor ki bana. Yarın öğle yemeğini şehrin dışında bir yalıda yiyeceğiz. Ailemle tanıştıracağım seni. Hiç kimsenin bilmediği ayrı bir hayatım vardır benim. Ama sen bileceksin, öğreneceksin artık. Çok seveceğine de eminim. Eksik noksan bir şey var mı acaba? Daha ne olsun, börekle tatlıdan akşama da ayırdım. Sağ ol anneciğim. Bakalım nasıl adam? Konuşkan mı, kibar mı, sevimli mi? Başka türlü olsa, ablam beğenir miydi hiç? Kendimden çok ablamın mutlu olmasını istiyorum. İnşallah ikiniz de mesut olursunuz. Senin seçtiğin erkeği de çok merak ediyorum. Hah, geldiler. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Annem, Orhan Bey. Berhudar ol yavrum, biz de sizleri bekliyorduk. Kardeşim Meral. Orhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün huzurum, bütün sevincim bu evde annemle kardeşimle olduğum zamanlardır. Orhan böyle apayrı, böyle güzel bir hayatım olduğunu bilmiyordu. Onun için çok şaşırdı. Bütün arzum bir gün o işleri bırakmak, yuvamın, erkeğimin kadını olmak, çocuklarımı büyütmekti. Çok şükür hepsi gerçekleşiyor.
bizden sonra sıra Meral'de. O da evleniyor biliyor musun? Bu akşam tanışacağız seçtiği erkekle. Böyle mutlu bir yemek daha yiyeceğiz. Bu akşam da benim gözlerim dolacak sevinçten. Meral! Hadi kızım, neredeyse akşam olacak, ancak hazırlarız sofrayı. Meral, sana söylüyorum. Kimse gelmeyecek bu akşam, gelmeyecek! Evlendikten sonra gazinoyu satacağım, buradan da yalıya taşınacağım. Bundan sonra senin için, çocuklarımız için yaşayacağım. Gecikmemeliyim bu akşam, yalıya dönmeliyim. Biliyorsun misafirimiz var. Annem de, kardeşim de çok beğenmişler seni, çok sevmişler. Ben de bir kardeş gibi seviyorum seni. Her şeyimi sana borçluyum, minnettarım. İyiliklerini ömrümce unutamam, ödeyemem. Ama evlenemem senle. Niçin? Neden? Hiçbir şey sorma bana. Ayrılmamız lazım Serap. Artık arkadaş bile kalamayız. Dur biraz! Birdenbire değiştin. Hayatında bir başkası mı var? Hiçbir şey sorma dedim. Seni daima hatırlayacağım. Mutluluğun için dua edeceğim. Ölebilirdim o an. Hala ölebilirim. Ölmek istiyorum. Yaşayacağız. Kaderin hiç üzülme öldüremeyecek bizi, ayıramayacak. Bir daha görmeyeceğiz birbirimizi. Meral! Sen ablama aitsin, ablamla evleneceksin. Kader bizi daha tanışmadan, birbirimizi sevmeden önce ayırmış. Seni ablamın elinden alamam. Taparcasına sevdiğim bir insanı bile bile mahvedemem. Senden ayrılamam. Beni senden ölüm ayırır ancak. De, bir daha görüşmeyeceğiz. Sakın arama beni! Arasan da yokum! Git, bekletme ablamı! İçimizde hiç değilse o mesut olsun, bunu çoktan hak etmişti, çoktan! Meral, dinle beni! Hayır, hayır! Yanılmamışsınız. Bir sevgilisi varmış Orhan'ın. Nerede şimdi? Salonda. Dön buraya! Yüzünü göstermeye utanıyor musun kahpe?
çıkın. Yalnız bırakın bizi. Gazinoya ilk defa bir alçak, bir namussuz olarak gelecektin demek. Beni kalbimden sen vuracaktın demek. Korkunç bir tesadüf bu. İnan ki bilmiyordum, bilmeden sevdim. Sonradan öğrendim, evime getirip tanıştırdım. Bile bile tekrar nasıl buluşursun? Son defa gitmiştim abla. Ayrılmak, veda etmek için gitmiştim. Yalancı! Namussuz köpek! Bana borcunu minnetini böyle mi ödeyecektin, nankör yılan! Abla! Sus devam! Öldürecek misin kardeşini? Böyle vicdansız, ahlaksız bir kardeşim yok benim! Geberteceğim! Kimsenin suçu günahı yok! Gücün yetiyorsa kadere saldır! Bir daha yüzünü görmeyeceksin Orhan'ın, yoksa parçalarım seni! Seni de görmeyeceğim! İçimdeki bütün sevgini öldürdün abla! Ablanı bu defalık affet! Bunca sene bir fiske vurmadı sana! Az emek vermedi! Bir gün bütün borcumu ödeyebilmek için yaşayacağım! O uğursuz gün anlamıştım her şeyi! Orhan da sen de perişandınız! Sonra da ağlamıştın, içime doğmuştu zaten! Gitme yavrum! Gitme Meral'im! Beni de öldürme! Bu evde duramam artık! Onun ekmeğini yiyemem! Yavrum, canım kızım! Gitme Meral'im! Evlat acısıyla, evlat matemiyle yakma beni! Evinden ilk ayrılan ben değilim! Ölecek de değilim! Evlat sahibi olunca anlarsın anacığının çektiklerini! Beni seviyorsan, bal harcıyorsan gitme! Nereye gider, ne yapar, nasıl yaşarsın bir başına? Bana sonradan kusturduğu emeği kazanmak için ne yapmış ablam? Ben de onu yapacağım! Gitme yavrum! Gitme Meral'im! Gitme kızım! Kızım, Meral'im! Orhan Bey henüz gelmedi efendim. Haber de göndermedi mi? Hayır efendim. Telefonda mı etmedin? Etmedi. Evine adam gönder, Orhan'ı mutlaka bulup getirsinler. Meral'le konuşmak istiyorum. Gizlemeye imkan yok artık. Meral'le sevişiyorduk, evlenecektik. Meral ablası için terk etti beni. Onun için onu muhakkak görmeliyim. Gitti Meral, kaçtı! Bizi de terk etti yavrum! Serap her şeyi biliyor, yakalatmış Meral'i! Elinden almasam öldürecekti! Meral nerede şimdi, nereye gitti? Bilmiyorum, sen de git! Bir daha da gelme! Serap'ı da Meral'i de bırak! İki kardeşin arasına girme! Onlar iki kardeş değil, iki vücutta tek bir can gibi yaşadılar! Serap bugüne kadar benden daha çok analık etti Meral'e. Şimdi senin yüzünden kan düşmanı oldular. Git oğlum! Sen olmayınca onlar nasıl olsa barışır bir gün. Birini bedbaht ederek öbürüyle mesut olamazsın. Yalvarırım git! Bizleri düşün! Üçümüzü de öldürme! Meraktan bitirdin beni! Gücünü bana gösterseydin, beni dövdürseydin... Zorla oluyorsa bu iş, beni razı etseydin. Meral kaçınca, ortadan kaybolunca ben senin mi oldum? Sana söylemiştim, vazgeçemem senden demiştim. Ben de insan gibi anlatmaya çalıştım sana. Benim için yoksun artık, yaşamıyorsun. Sen
Sen olmayınca yaşayamam zaten. Ben Meral'i seviyorum. Onu mutlaka bulacağım. Kavuşacağız. Gazinoyu, parayı, şöhreti sana bırakıyorum. Sadece Meral'i istiyorum ben. Anlıyor musun? Meral'i istiyorum. Bu gece kim bilir nerelerdedir Meral'im? Aç mı yattı, nerelerde uyudu kim bilir? Böyle perişan etmek, ziyan etmek için mi senelerce baktın, büyüttün kardeşini? Gözüm korktu senden. Bir gün iyiliklerini benim de başıma vurur, beni de kovarsın sen. Benim de anamsın. Biraz da beni düşün. Beni can evimden vuran o soysuza değil, biraz da bana ağla. Delisin sen. Aşk kör etmiş seni. Orhan seni değil, Meral'i seviyor. Akşam buraya gelip Meral'i aradı. Orhan mı? Buraya mı geldi? Evet. Meral sana kötülük etmek istese, senden intikam almaya kalkışsa Orhan'a giderdi. Asıl o zaman can evinden vurulurdun. Ama yapmadı Meral'im. Dövdün, kovdun, namussuz dedin, gene de karşı gelmedi sana. Sana acı çektirmemek için Orhan'dan da kaçtı. Git, bul yavrumu. Meral'imi getir bana. Hiçbir yerde yok. Bulamıyoruz Orhan'ı. Evine dönmemiş mi? Hayır. Bulunacak. Orhan'ı bulmak için her şeyimi vermeye, yeniden sürünmeye razıyım. Defol! Durma karşımda! Git, ara, bul! Bulmadan gelme! Gitmek yok. Bu gece benim için çalacaksınız. Oo, hoş geldin ablacığım. Şeref verdin. İçki istiyorum. Derhal, içki getir oğlum. Bir şeye mi canın sıkıldı? Bir emrin var mı? Hayatım burada başladı, burada bitti. On beş yıl öncesinin serabını aramak, bulmak için geldim. Şurada oturmuş, saz çalıyor, şarkı söylüyordu.
Beni görünce şaşırmıştı. Sonra sokaklarda sabahlamıştı. Bütün ömrümde bir defacık mutlu oldum. Burada oldum. Burada kaybettim. Kaybettim. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolumu kaybetmiş perişanım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Mecnun misali gurbet ellerde, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Gibi sanki geçti seneler, ümidim kayboldu, perişanım ben. Bir gün gibi sanki geçti seneler, ümidim kayboldu, perişanım ben. Alın yazılmış hayat yolunda, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Alın yazılmış hayat yolunda, ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Dertler başladı aşk pınarından.
Her şey başladı aşkın elinde. Şimdi arıyorum aşksız günlerimi. Meğer zehirlemişim kendi kendimi. Aşk pınarı değil, dert pınarıymış bu. Kaybettim yarınımın ümitlerini, ümitlerini, ümitlerini. Kaybettim yarınımın ümitlerini. Sevmemek elde değil, zamanı belli değil. Bir canım var yaşarım ben de değil. Bir canım var yaşarım ben de değil. Canımız çıktı seni buluncaya kadar. Bitmişsin be! Ölmüşsün! O kadın için değer mi kendini dağıtmaya? Senin gibi bir sanatkara yazık, günah değil mi? Derhal gazinoma baş solist olacaksın! İstediğin kadar yövmiye, 100.000'lerde avans sana! İstemem! Ne demek istemem? Deli olma! Şöhretin göğe çıkacak, dünyanın parasını kazanacaksın! Ne yapacağım o şöhreti, o parayı? Kendine gel, adama döneceksin tekrar, insan gibi yaşayacaksın! Niçin? Kimin için yaşayacağım? Daha fazla istiyorsan, kaç para istiyorsan razıyım! Sürün öyleyse hayvan herif, geber buralarda! Halde görüşüm gerçek mi? Sen misin bu? Ya sen? Sen niçin böylesin? Seni sevdiğim için, seni kaybettiğim için. Evlenmedin mi ablamla? Böyle bitmek, tükenmek, ufalanmak için mi kaçtın benden? Acılar çekmek, düşmek, sürünmek için mi ayrıldık?
Ablama niçin gitmedin? Niçin bıraktın ablamı? Kaçtığında ne oldu? Sen olmayınca onunla birleştik mi? Hangimiz mesut olduk? Bırak beni! Hayır! Hayır, geleceksin! Kurtulacaksın buradan! Bırak beni! Bırak diyorum! İyiyim ben! Rahatım! Mutluyum! Memnunum hayatımdan! Bir daha ayrılmayacağız! Birbirimizi severken ölmeyeceğiz! Gitmeyeceğim! O eve dönmeyeceğim! Bırak beni! Sana söylemiştim! Bir daha beraber olamayız biz! Bana değil, ablama git! İstemiyorum seni! İstesem kaçmazdım! Gideceğim! Madem ki ona gitmemi, onu mesut etmemi istiyorsun, gideceğim! Sen de evine döneceksin! Senin yerin burası, bu ev. Ablan kadar anneni de düşün. Yavrum, canım kızım, gözümün yaşı aksıdım Meral'im. Anneciğim, canım anneciğim, sana şükürler olsun Allah'ım. Sevdiğim senmişsin. Eğer hala istiyorsan, evlenmeye hazırım. Bir gün döneceğini biliyordum. Bekliyordum. Evlenme muamelenizi tekemmül ederek, dairemizce 1432 numaraya, nikah defterinin de 241. sayfasına işlenmiş bulunuyor. Siz Meral Hanım, bu evliliği kendi arzu ve rızanızla... Meral Hanım mı dediniz? Evet, burada öyle yazılı. Muamele Meral ismine göre hazırlanmış. Ablam, bize saadetler diledi.
Thank you.